Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kadife ip ile tavşan yapmayı göstereceğim. Bu kadife ipi biz çok ucuz bir fiyata aldık. 10 TL gibi bir fiyata aldık. Ve bununla ne yaparız diye düşünürken tavşan yapmayı karar verdik, denedik, çok güzel oldu ve daha sonra bundan bir tane daha yapıp videosunu sizlere atmayı ve sizi de buna teşvik etmeyi istedik. Çünkü bu tavşanı biz 2,5-3 saat gibi kısa bir sürede yaptık. Birilerine hediye götürmek için de çok güzel. Şimdi sihirli halkayla başlamadık tavşanımızı. Tavşanımızı direkt 3 tane zincir ile başladık. Zaten 3 tane zincir bayağı bir uzun oluyor. 3 zincirin ortasına 8 tane sık iğne battık. Daha sonra sık iğnenin üzerinde şu anda gördüğünüz gibi artırıyoruz. Başlangıcını ben başlamıştım çünkü video çok uzun oluyordu. O kısmı kesmek zorunda kaldım. Çok da sıkıcı bir video olsun istemedim. Bu şekilde belirli bir yuvarlaklığa ulaştırmaya çalışın ve bu kadife ipten mutlaka alın, mutlaka bir tavşan yapın. Hatta sevdiklerinize de hediye edin. Süresi de çok zaten kısa sürede yapılan bir iş. Hiç sıkılmadan yapılan bir iş. Nasıl bittiğini anlamazsınız bile. Şimdi birinci sırada her sıraya battık. İkincisinde yani 8'i 16'ya çoğaltmış olduk. İkincisinde bir sıra battık. Bir sıra artırdık, 2 ilmek artırmadan ördük, düz ördük. Şu an gördüğünüz gibi ilk önce çok pofidik oluyor. Acaba sayamaz mıyız diye düşündük. Evet, baştan sayılamıyor gibiydi. Daha sonra o kadar kolay oldu ki parmağınızla yerini belirleyin ve daha sonra örmeye başlayın. Bu arada bu kalınlıktaki bir kadife ipe 8 numara tığ kullandık. 8 numara bir tığ kullandık. Ve ben size kafa örülüşünü göstereceğim. Çünkü daha sonra çok uzun oluyordu. Bacakların ve vücudun örülüşünü normal tavşanlar gibi yaptık. Ve biz normal tavşan olarak normal, tabii ki ölçüleri bunun çok daha az. Ama normal tavşan şeklini vererek, vücudunda armut şeklini getirerek tavşanımızı bitirdik. Ama ben size bu ipin ne kadar güzel, ne kadar harika bir oyuncağa dönüştüğünü göstermek için çekmek istedim. Yaptığımız diğer tavşan da çok güzel olmuştu. Ve bu da çok hızlı olan, çok zevkle üreyen bir amigurumi örgü oldu. Şimdi şu şekilde artık daha artırmadan örmemiz lazım. Genişliği, büyüklüğü bizim istediğimiz boyutlarda bir tavşan için ideal. Evet, artırmadan bu şekilde
Yani çok rahatlıkla örülen, çok güzel ilerleyen örgümüzü yapıp ilerletiyoruz. Kafa kısmı bu şekilde 5 sırada büyük ihtimalle oluşacak gibi duruyor. Bu da şu anda daha yeni dönmeye başladık, fakat 5 sırada yani sonra gözlerinin takıp eksiltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi videomu kapatıp biraz ben örmeye devam ettim. Ve kesme işlemini 2 ilmeği batıp ondan sonra kesme işlemine geçtim. Şu şekilde, gördüğünüz şekilde 2 ilmeği bir çekerek kesmeye devam ettim. Kusura bakmayın. Bazı yerlerde videolarımda ilmek çekişlerim gözükmemiş ama çok acemiyim, çok yeniyim. Artık bu da affola. Şu şekilde 3 ilmeği birden çekince kesilme işlemimiz. Bu kesme işlemini de şöyle her sırada keserek devam edilirse daha kolay toparlanıyor. Yoksa bir örüp bir keseyim dersen kafa uzuyor. Bunu da çok ördük, söktük, tecrübe ederek devam ettik. Şu şekilde çok sık kesilmelerle, yani diğer amigurumi gibi bayağı bir 7-8 ara verdikten sonra bir tane kesilsin falan 10 sıra olsun, böyle bir şey değil bu. 3 sırada kesim işlemini bitirmeniz gerekiyor. Eğer 3 sırada kesim işlemini bitiremezseniz kafa kocaman bir şey olur, uzar. Yani gönlünüzün istediği gibi bir tavşan kafası olmaz. O yüzden kesim işlemini ayarladıktan sonra içini yün doldurmak için mesafesi kalınca ve gözlerin takılma mesafesi kalınca örme işlemimizi tamamen bitirerek devam edeceğiz ve ancak içerisinden boğazına bir silikon koyuyoruz biz. Bazen silikon koyuyoruz, bazen sert bir hortum gibi bir şey koymaya çalışıyoruz. Elektrikçilerin sattığı hortumlardan koyduğumuz da oluyor. Bakalım malzeme elimizde hangisi varsa onu koyarak o mesafeye kadar küçülteceğiz kafamızı ve işimize bu şekilde devam edeceğiz. Yani normal bir amigurumi bebek kafasının yuvarlaklığında olması gerekiyor. Evet, şu şekilde çok yumuşacık, o kadar güzel bir şey oldu ki inanamazsınız ve fiyatının bu kadar ucuza, bu kadar hızlı, bu kadar kocaman bir oyuncağınızın olmuş olması gerçekten öğrencilerimize de yaptırdık bunu, bizleri çok mutlu etti. Siz de yapın, emin olun yani. Etrafınızdaki çocuklara da yapıp hediye edecek olsanız çok hızlı bir şekilde yapıp çok kişiyi mutlu edebileceğiniz bir hediye türü oldu. Şimdi biz buraya gözlerimizi takacağız. Gözlerimiz aradan kaçabileceği için mutlaka
şu şekilde takacağımız yeri bulmamız gerekiyor. Yoksa ya gömülüyor ya da içine kaçabiliyor. Mesafesini de iyi ayarlamamız gerekiyor. Daha sonra bu gözler öyle kolay kolay rahat çıkan gözler değil. Ve yüz şeklini verdik. Yüz şeklini daha önce yapımını sizlere göstermiştim. Öğretmiştim. Buna sadece kaş yaptık ve artı burun yaptık. Bu şekilde biz kolları, bacakları ve gövdeyi ördük. Bunların örülüşleri, yani kollar 7 sıra örüldü. 6 ilmekle devam edildi. Bacaklar 10 ilmekle devam edildi. 8 sıra örüldü. Vücut 12'ye kadar çoğaltıldı. 12'den sonra 10 sıra örülerek yanlardan daha sonra daraltılarak armut biçimi aldırıldı. Ve bu şekilde daha sonra kulaklarını yaptık. Kulaklarını da çok kalın olduğu için kendi ipiyle bir kat olarak yaptık. Bir kat olarak geçtik. Ve şu anda dikim işlemini yapıyoruz. Bunların hepsini tek tek size göstermek isterdim. Fakat video o kadar uzadı, o kadar uzadı ki bunu izlerken de sıkılacağınızı düşünerek o kısımların hepsini kesmek zorunda kaldım. Kulağı da ben size dikim işlemi esnasında kulağı da tarif edeyim. Kulağı birle başladık. Bir zincirle başladık. Sonra ikiye artırdık. Sonra bunu üçe artırdık. Dörde artırdık. Artma işlemini her zaman ortadan yaptık. Dörde artırdık ve beşinci ilmekten sonra 10 sıra ördük kulak için. 10 sıradan sonra bunu 4'e kestik. Dördüncü ilmekteki kesim işleminde artık tavşanımızın kulağını bitirdik. Şimdi belki şöyle düşüneceksiniz. Amogram öğrenenler benim ne demek istediğimi anlayacaklar. Ama 4 ilmek derken evet şu bildiğimiz 4 tane sık iğneden bahsediyorum. 5 ilmek derken evet bildiğimiz 5 tane sık iğneden bahsediyorum. Bu şekilde kulağını böyle uzun yaptık. Normalde burada çok güzel ve çok sevimli çıkmadı. Gerçekten çok güzel ve çok sevimli bir şey oldu. Biz bunu yaptık. Sınıfımızda da inanın bütün sınıfları dolaştırdılar. Herkes bayıldı. Zamanının kısa oluşu, fiyatının çok uygun oluşu, çok kısa sürede örülmüş olması ve gerçekten çok yani beklediğimizden çok daha güzel bir şey olmuş olması herkesi çok şaşırttı. Bu şekilde vücudunu da hazırladık. Kollarını yanlarından diktik ve içini gerekli elyafla doldurmaya devam ettik. Aslında bunun içerisine biz silikon koyduk. Silikon tabancalarında kullandığımız silikonun uzun olanını kullandık. Bu elektrikçilerin kullandığı siyah boruda kestirme, elektrikçilerdeki borular, o sert borularda olabiliyor. O daha sert duruyor. O an elimizde bizim silikon vardı ve biz içerisine bunu koyarak şu şekilde dikeceğiz. Ve dikim işlemimiz bitti. Bu şekilde. Biraz daha boğaz kısmının sağlamlaştırılması gerekli ama ben videoyu artık yeterince uzadığını düşünerek bitirmek istedim. Siz de yaparsanız emin olun çok beğeneceksiniz, çok seveceksiniz. Çocuklarınız da çok sevecek. Kısaltmaya kalkarsanız da böyle bir şeyin fiyatı çok güzel bir fiyata gider. Çünkü sınıfımıza gelen herkes bu tavşanın